Tadım Tuzum YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü tarifim çok basit bir tarif. Sütlü kakaolu bir tatlı yapıyoruz. Bunun için ben ön hazırlığımı yaptım. Muhallebi için şu kısım. Kullanacağım kalıp budur. Siz istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Hatta tek tek bile yapabilirsiniz. Ve kivi artı yeşil elma kullanacağım. Bunları da bu kurabiye kalıpları ile kestim. Elma daha çabuk karardığı için isterseniz elmayı riske etmeyin. Ben yeşil elma kullandım ve kivi kullandım. Çünkü bitkisel jel kullanacağız. İçerisinde kivi ve yeşil elma var. O yüzden ilk aşamamız jöle aşamamız oluyor. Arkasında yazdığı gibi hazırlayacağız. Jölemiz için 2,5 su bardağı kaynak su yazıyordu. Suyumuzun kaynamış olmasına özen gösterin. Bir yarım daha koyacağım. Evet, güzelce erinceye kadar çırpıyoruz. Evet, eridi şimdi güzelce. Kupta yapalım, hem siz de görün. Bir parmak kadar doldurdum. Şimdi kabımı önceden biraz ısladım. Aslında bundan kolay çıkıyor ama size bu kaptan yoksa herhangi bir kek kalıbı, hatta bir borcam bile olabilir. Şimdi güzelce döküyorum. Evet, hepsini döktüm. Şimdi bir elmadan bir kividen koyacağım. Onlar dibine inecektir. Kuplarımın içine de birer tane bırakıyorum. Yine böyle şekilde kesmek zorunda değilsiniz aslında. Şimdi bu hazırlığımız bittiyse eğer, hazırlamış olduğumuz kalıplarımızı soğuk bir ortamda donmak için bekletiyoruz ve biz hadi gelin muhallebisini hazırlayalım. Tatlımızın muhallebisi için tencereme 1 litre sütü aldım. 3 yemek kaşığı tepeleme un, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı dark kakao kullandım. 1 su bardağı da toz şeker. Güzelce eritiyorum ve birazdan ocağımın altını açacağım. 1 pakette vanilyamız var. Her zaman olduğu gibi pudingimiz piştikten sonra, muhallebimiz piştikten sonra hemen ardından ilave edeceğiz. Şimdi artık ocağımın altını açıyorum ve pişirmeye başlıyoruz. Sevgili mutfakseverler, şimdi bakın kabuk tuttukça karıştırdım ama ister istemez içerisinde pütür oluyor. Şimdi bunu bir güzel mikserle ipeksi bir kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. 2 dakika kadar çırptım. Artık pudingimize, iyice soğumuş olan pudingimize döküyorum jölenin üzerine. Bu arada pudingin tadına baktım. Enfes olmuş. Bunu yemeyecek çocuk ve misafir tanımıyorum arkadaşlar. Şimdi kenara alıyorum ve şöyle kuplarımıza geçelim. Yani iki türlü de hazırlayabilirsiniz. Tatlılarımız hazır. Şöyle iyice otursun. Evet, şimdi tatlılarınızı bir gece öncesinden dinlendirirseniz mükemmel sonuç elde edersiniz. Yok efendim dinlendiremem, vaktim yok diyorsanız da en az 5 saat öncesinden dinlendirmeniz gerekiyor. Tatlılarımı böyle ağızlarını kapatıyorum ve artık onları dolapta beklemeye alıyorum. Sonucuyla görüşmek üzere. Değerli takipçilerim, tatlımızı artık dolaptan aldım. Ben 4-5 saat beklettim. Siz 24 saat bekletin dediğim gibi tam kalıp gibi oluyor o zaman. Kalıptan ayrılma kısmını çekmiyordum ama bakın bu kadar kolay bir şekilde ayrılıyor. Diğerlerini de akşam çocuklar maalesef yediler. O kısmı size gösteremedim. Ama tarifimiz gerçekten çok lezzetli. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.